Yoksa böyle bile bile ben atlayamam oradan aşağı. Sen koş de ben koşayım. Pandemi sürecine kadar Tekirdağ iki tane turizm özelliğiyle ön plana çıkıyordu. Birincisi deniz turizmi, ikincisi de gastronomi turizmi. Ancak pandemi sonrasında değişen ve gelişen turizm algoritmaları açısından doğal turizm, agroturizm, ekoturizm ön plana çıktı. Çünkü insanlar artık bir yere kapanarak, bir yerde yani kapalı mekanlardan arınarak daha doğayla iç içe olma yolunu tercih etmeye başladılar. Bu yüzden ilimizde bungalovların sayısı arttı, tiny house'ların sayısı arttı. Genellikle yeşillik ve ormanlık alan içerisindeki konaklama ve yerleşim yerlerinin sayısı arttı. Bu bahsettiğim kuzey ve güneyi tamamen ormanlarla kaplı olduğu için bu yeşil alanlar, bu doğal ortamlar turistlerin çok ilgisini çekiyor. Dolayısıyla hem tabiat parklarımız hem mesire alanlarımız bu konuda çok avantajlı duruma geçti. Sadece tabiat parkları ve mesire alanları değil, adrenalin tutkunları için yamaç paraşütü ve ATV turları son dönemde ilimizde bir hayli gelişme gösterdi. Dolayısıyla insanlar Tekirdağ'a gelince hem doğal turizm özelliklerinden, hem agroturizm özelliklerinden, hem tarih ve kültür turizm özelliklerinden, hem de gastronomik özelliklerinden faydalanıyorlar. Şunu söyleyebilirim. Eskiden Tekirdağ turizmi 4 aya yayılan bir deniz turizmiyle mevcut iken artık 12 aya yayılan, bütün turizm özelliklerini içinde bulunduran bir kent oldu. Bu manada da İstanbul'a yakın olmak en önemli avantajımız çok doğal olarak. Deniz turizmi bitmiş olmasına rağmen, yazlıkçılar İstanbul'a dönmüş olmalarına rağmen özellikle hafta sonu hareketliliğimiz günden güne artıyor. Bu konuda en çok da tabii ki yamaç paraşütü, ATV'ler ama olmazsa olmaz yürüyüş rotaları.